Canlarım, ah yavrularım, bakın bak. Bakın canlarım, bu ne? Ne bu, bilin bakalım bunun içinde ne var? Bak. Ne bu? Bu vernel. Çamaşır yumuşatıcı çatıcı. Koca bir, ay nasıl koktu her yer. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. O niye şimdi leğende diyeceksiniz? Dur söyleyeceğim. Parmağımla öyle yapacağım da elim dolu diye yapamadım. Ay. Aa, insanoğlu aşkım, kavun değil ki. Neydi, kavun muydu neydi, karpuz muydu, kokla açıp kesip koklayasın diye bir laf vardı. Canlarım, darlinglerim, yavrularım. Şimdi nasıl söylesem size, ay, bu da anlatılacak bir şey mi, anlatılmayacak bir şey mi? Ben de her boku anlatıyorum ya. Ağzımda bakla ıslanmıyor. Niye öyleyim ben? Ha? Canlarım benim. Hem iki tane kargom var. Bunu bana eşofmancıyla çöpe, canım benim. Bir arkadaşım var. Eşofmancı. Daha önce de siyah eşofman göndermişti bana, Guni Guji. Şimdi canlarım, o ne diyeceksiniz? Bir tane beni biliyorsunuz. Mesleğimi biliyorsunuz artık. Kimseden saklamaya gerek yok. Ben Kelav'ım canlarım, biliyorsunuz. Yılların Kelav anası. Okşan ananız Kelav. Şugarlık. Gururla sunar mı? Ay çok şey oldum ya. Bir problem yaşamadım aslında da. Öyle bir şey yaşadım ki inanamazsın. Şaka gibi yani. Bir de kendimi de kaptırdım. Allah'ım neler yaptım ya Rabbim. Bir tane terapi geldi canlarım. Bak. O verneli gösterdim ya. Bu da benim boş vernelimdi. Bak. Bu da boştu. Bunu bile doldurdu. Bak, terapi doldurdu bunu. Nasıl olduğunu anlatacağım size şimdi. Şimdi canlarım, kargoyu açmadan önce anlatayım size. Ay neler var neler ya Rabbim. Çok mantiki aldım. Ben dedi çorcuyum dedi. Sohbet ediyor. Sohbet esnasında söyledi. Ben mesleğim gereği bu tarz insanlarla çok haşır neşir olmuşluğum vardır. Gece kulübünde çalıştım, bilmem ne. Bu tarz insanları şey kovalayan derler bizim şeyde, o jargonda, anladın mı? Argo'da. Canlarım. Bak bunu da o aldı, çerezleri, şeyleri, hep kendi. Al götür bunları dedim. Ben hatta kahve içiyordum. Kahvemi içmedim. Sonra dedim içine bir şey atmıştır. Ben dedi çorcuyum dedi. Çoringa yapıyorum dedi. Aa dedim, iyi dedim ya. Ben bana neler aşkım, bana ne katiller geldi zamanında, ne şeyler geldi. Oho, cezaevinden çıkmış ayağında, hani şey takıyorlar ayağına. Bir yere gitmesin diye mi ne, bir şey, şey unuttum onun adını, neyse işte kelepçe. Elektronik kelepçe, doğru. Ha. Ondan sonra şu televizyonu kapatayım, dikkatimi dağıtıyor. Sevmedim, reklam çıktı. Neyse. Bu geldi. İşte terapi anlaştım. Bir de kürdan beldi. Yalan değil. Ben kürdan beldi. Ne yapayım hayatım? Bu terapi yok. Mecbur kalıyorum yani. Vallahi canlarım, YouTube'dan kazandım bana yetmiyor. Yetiremiyorum yani. Ne yapayım? Elimden geldiği kadar. Hani biraz belki azalma olmuşuz. Zaten terapi yok. Neyse onu boş ver şimdi. Terapi yok diye ağlayacak halim yok. Burada oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. İşte ben çorcuyum, bilmem ne. Şudur budur. Nasıl yapıyorsun? Ben de meslek bu YouTube'dan dolayı herhalde. Hani böyle millete röportaj yapıyorum, bir röportaj gibi videolar çekiyorum ya. Ay mesleki deformasyon mu diyorlar. Ben de oturdum böyle onunla. Dedi, nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun? O nasıl evlere giriyorsun? Bodrum katlara giriyor musunuz dedim özellikle. Bodrum katlara girmeyin dedim. Bodrum katta oturuyorsa fakirdir zaten dedim. O da ne dedi biliyor musunuz? Yok dedi, parayla imanı kimde olduğu belli olmaz dedi. Aa dedim, öyle mi diyorsun? Vallahi öyle dedi. Ya kötü biri de değil. Bana kötülük yapmadı. Allah var canım. Kötü biri değil. Ama benim ay telefonuma, o video çekiyorum doğru. Benim gözüm telefonlarında, bu alo telefon, bu dandik madi telefon. Emir Ulusoy almıştı canım bana. Selamlar derdik. Bilgisayarımı da oraya koydum. Benim hazinem bilgisayarım, biliyorsunuz. Ay dikkatliyim tabii ki. Elma suyu falan da içmedim. Şey dedi bana. Alayım dedi. Ben yok dedim. Burada evdeyken söyledi. Bu dedim herhalde beni elma sulandıracak. Kafamı iyi yapacak. Bayıltacak beni, terapileyecek. Ha terapilese neyse, ona alışkınız. Evi komple soyup gidecek. Yani
Şu eski dolaplarım, şu ay alsın bunları. Yani bu body perdeleri de alsın. Yanık koltuğu da alsın. Problem değil. Peruklarımı ay bunu almasın. Şunları alabilir. Yani bilemiyorum. Bilgisayarımı almasın, televizyonumu almasın, buzdolabımı almasın, bulaşık çamaşır makinemi almasın, tabaklarım, bardaklarımı almasın, A'dan teli donlarım var, onları da almasın. Ay hiçbir şey almasın canım, niye alıyor, ne alaka? Ne sonra bidonla geldi. Bir tane bu kadar bir vernel bidonu, işte yumuşatıcı bidonu. Onlar kaç kilo? 5 kilo mu? Şu kadar bidonlar. Ben niye getirdim bunu? Sana, sen kullanırsın dış tarafı dedi. Plastik tarafı bana lazım dedi. Ne yapacaksın sen onu dedim. Lazım işte. Makas var mı sende dedi. Ben de geri zekalı gibi gittim. Koca makası verdim bunun eline. İyice tam doğrasın beni. Tövbe ya Rabbi. Makası verdim eline ama ben böyle duruyorum. Şey duruyorum yani. Böyle durumlarda korksanız bile korktuğunuzu belli etmeyeceksiniz. Her zaman yaşıyormuşsun gibi. Sanki benim evime her gün çorcu geliyor. O vernel şeylerini getiriyor. Ha, vernel karım oldu. Pahalı. Onlar pahalı biliyorsun. O vernerler benim oldu. Keşke bir de deterjan gitseydi. Deterjandım da gundi gundileşti. Neyse. Makası verdim buna. Bu, o vernerin şeyini gitti banyoda yıkadı, 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 çalkadı. Ben yalan yok şu. Hani bana bir zarar olmadığı için ben hani göndermek istemedim. Bir de terapi yani verdim. Ne yapayım yani? Dedim bakayım nasıl yapıyorsun? Ay onu böyle getirdi. Şey şeklinde böyle nal şeklinde düşün. Yuva şöyle U gibi. Şöyle U harfini düşün. Şöyle U harfi gibi. O bidondan 4 tane bu kadar bu kadar o U harfi gibi şey çıkarttı kendine. Bu yerleri batırdı hep. Yerlerden o küçük küçük plastik parçalarını topla topla. O da bana yardım etti. Hatta yardım ederken ikimiz de eğildik. Kafamız birbirimize tokuştu. Yani. Yüz yüze baktık sonra konu, şey, şugardı bir de. Bu çorcular falan çok şugar oluyor canlarım. Valiciler, tinerciler bayılırım. Neyse. Kız. Sonra. Onları yaptı etti. Ya dedi bir şey rica edeceğim dedi. Ne dedim? Senin kapında dedi, deneyebilir miyim dedi. Bunları kapıyı açabiliyor mu acaba? Dedi, sen daha önce yapmadın dedim. Yok bir deneyeyim dedi benim kapıda. İyi dene o zaman dedim ben de. Yemin ediyorum bak ne oldu. Ayol şey gibi ay komedi filmi gibi tövbe ya Rabbim. Ay. Şöyle göstereyim size bak bak. Vallahi billahi Kur'an çarpsın. Bak şimdi. Şöyle göstereyim size. Hatta o an aklıma ne geldi biliyor musun? İzin verir misin kameraya çekeyim diye sorasım geldi de. Yani daha neler yani. Dur ay bakın kız. Üst kapıyı falan o gittikten sonra kilitledim. Her yeri kilitledim. Hatta arkadaşıma mesaj yazdım. Sonra böyle böyle dedim. Benim bir arkadaşım var. Onu polisi arıyorum o zaman dedi. Yazmış bana. Ay arama sakın dedim. Gönderdim dedim. Bak şimdi canlarım. Bu kapıyı böyle açtım. Onu dışarı çıkarttım. Hani evleri çorluyor ya sirkafları. Kapıyı kapattı. Oradan böyle bak düşünsenize böyle bir ses geliyor bak. Ay o an bile hani deneme olduğunu bildiğim halde bile içim ürperdi ya bak. Şöyle sesler geliyordu kızlar. Bak şöyle ses geliyor. Düşün bak bak. Bak şimdi evdesiniz teksiniz. Şöyle bir ses geliyor kapıdan bak dur. Dur. Ne korkunç değil mi? Böyle, yani ben olayı bildiğim halde hani deneme yapıyor. Başkaları sirkaflarını ay resmen hırsız yetiştirdim evde gönderdim. Şeyle. Tövbe ya Rabbim. Ay. Ondan sonra ay benim kapımı açamıyor. Dedim sen bunları yapamadın dedi. Açamıyorsun dedim. Nasıl çorcusun sen dedim. Bakayım ver bakayım dedim. Bak dedim bunun ucu dedim biraz daha sivilik dedim. Ay bir de akıllı verdim ona. Ondan bir tanesi sivrildi. Geldi yine denedi. Yine açamadı. Durdum sen beceremiyorsun dedim. Ben deneyeyim dedim. Tam çıkacaktım. O içeride kalacaktı. Hemen aklımı başıma topladım. Aa dışarıda kalacağım. Kapı kendi içeride kalacak. Ben dışarıda kalacağım. Artık ne var ne bilemiyorum yani. Çorunga. Neyse. Ay yok vazgeçtim dedim. Ben şey yapmayayım dedim. Ay daha kapımı öyle yapma ya. Boş ver dedim. Sonra ne oldu biliyor musun? Bak. Ben dedim ki ona bak dedim. Benim kapım neden açılmıyor? Bence dedim. Benim tahminim dedim. Bak. Göstereyim size. Bak şöyle bir saniye. Görüyor musunuz şurayı bak. Şurayı. Şuraya bakın.
Bak pas içinde. Bu gitmiyor gitmiyor. Doğru düzgün gitmiyor bile ileri. Hani elinle bile zor giriyor, anladın mı? Kaldı ki o plastikle bile yapamadı yani, anladın mı? Sen dedim bu benim kapı çok eski dedim. Hakikaten de 20 senelik kapı yani. Allah'tan o paslanmış. Bir de ben ondan bir şeyler de öğrenmeye çalıştım bilerek. Hayatım sonuçta tecrübe tecrübedir dedim, anladın mı? Kendimi ona göre savunurum dedim. Nasıl şey söyledim ben ona, hani bodrum katlara giriyor musunuz? Bilmem ne diye sordum ya. O da şey dedi, hani parayla imanı kimde olduğu belli olmaz dedi. Ay çok sonuçta. Ay ya, kargo videosunu ilk çekecektim ama ben canlarım, içimden gelmediği zaman video çekmem. Şimdi mesela bu olayı yaşadım, hemen birilerine anlatmak için şimdi videoda size anlatıyorum işte. Bir de böyle insanlarla şey yapmayacaksın. Ben ona tatlı tatlı akıllar verdim. Yurt dışına gitmeyi düşünüyormuş, şudur budur, bu işleri bırakacağım filan. Ay bırak yavrum dedim ya, daha gençsin zaten. 25 yaşında filandı yani, anladın mı? Bırak bu işleri, boş ver, bu işlerin sonu yok dedim yavrum, boş ver. Ben böyle insanları çok tanıdım dedim. Hiç ne mal sahibi olabilirsin, ne mülk sahibi olabilirsin, bilmem ne. İşte diyor, beni de çocukluktan alıştırdılar diyor. Ben diyor, bizden büyükler bizi alıştırdı diyor. Yetimhanelerde büyümüş, şeylerde, ıslah evlerinde, şu neler yaşamış, ay neler anlattı, inanamadım ya. O ıslah evlerinde, burada söyleyeyim neyse, anlayın siz. Kendine değil de başkalarına öyle şeyler olmuş söyledi yani. Yani bu ne oluyor? Bu tarz insanlar neden yetişiyor? Yine vurdum duymazlık, fakirlik, ailelerin çok çocuk yapması, cahil ebeveyn mi, ebeveyn mi? Ebeveyn değil mi? V ile. Onu çok kızarım ben yanlış söylersem diye. Ebeveyn değil mi? Ebeveyn, bazıları ebeveyn diyor ama belki de aksa neyse. Sonra oturduk. İşte anlatıyor bilmem ne. Ben de sohbeti de güzel ya. Sohbeti de sağ. O tarz böyle gayrimeşru insanlarla sohbet etmeyi severim ben. Vallahi bak. Severim öyle. Hani böyle boş insanlarla sohbet etmeyi çok sevmem ya. Çok dolu tabii. Çorş. bir gün birisinin sirkına girmiş, paparon çıkmış, yakalanmış. Zaten sürekli yakalanıyor. Salak bir şey bir de. Bir sürekli yakalanıyor. Sen de hiçbir şey çorlayabilmedin herhalde bence dedim. Ya şey oldu da diye işte ben çok şanssızım diyor. Her gittiği yerde yakalanıyormuş. Bir de geri zekalı, hırsız, salak. Akıl vermedim canım. Şöyle yap, böyle yap. Parmak ucunda yürü filan. Ya gülüyorum da. Gerçekten o an böyle dışarıdan böyle kapıyı açmaya çalışıyor ya, hani deneme yapıyor dedim. O an bile çok kötü hissettim bir kendim ya, böyle ya korkunç bir şey yani, gerilim yani, gerildim o anda. Düşünsene, bir de gerçekten hiç öyle yaşayan oldu mu? Evdesiniz mesela, kapıdan tıkır tıkır kapıyı açmaya çalışıyor. Ay ne kadar çok korkunç bir şey değil mi bu? Yani insanın ödü patlar, ben çok korkarım. Ki ben neler görmüş geçirmiş bir insanım. Neler görmüş, neler gördüm, neşler gördüm. Sipçe kutup taştan gördüm diye bir şey vardı bizim oralarda. Atasözü gibi bir şey. Çok şükür Allah'ım, yalnızım bile, çok şükür, elhamdülillah. Sonra ne oldu? Nasıl gönderdim onu? Biz translar kendi aramızda şöyle bir şeyimiz vardır. Kelavlar kendi aramızda. Çaktırmadan mesaj yarıyoruz. Kız beni arasana deriz. Biz hemen biliriz ki bir problem var bunda. Beni ara deriz. Hemen karşı taraf arar beni. O konuşmaz ama. Ha, ben de derim ki adam duysun diye. Aa neredesin? Yaklaştırma. Tamam, müsaitim. Ha tamam da. Ay canım. Sonra kapatıyorum. Ay canım, arkadaş geliyor ya. Çok acil bilmem ne. Hani onu göndermek için, anladınız mı? Ben de yalan yok, arkadaşıma söylemedim ama bir tane biri aradı beni. Ha öyle mi dedim. Adam başka bir şey diyor. Ben ne diyorum. Adam başka şehirden arıyor. Şu gün İstanbul'a geleceğim. Şudur budur. Ben diyor, adam bana diyor şehir dışından geliyor bilmem ne. Ha öyle mi, yakın mısın? Tamam canım diyorum. Bekliyorum. Evet. Sürekli geliyorsun sen diyorum adama. Adam yok diyor. Sen beni karıştırıyorsun diyor. Ben diyor nereden arıyorum dedim. Bitlis'ten mi arıyorum? Bir yerden de. İstanbul'a geleceğim. Adam ne diyor? Ben ne diyorum? Sırf bu şey olsun diye. Adam en son suratıma kapattı zaten. Deli herhalde bu dedi. O da anlayışlı çıktı. Bak Allah var.
şey yaptı, o aparatlarını şu sırmışsın topladı. Kendini iyi bak dedi, gitti yani. Ha, ben camdan baktım, kapı, üst kapıya çıktım, kapattım, iki tane de çöpüm vardı, çöpleri de attım onun sayesinde. Dediğim gibi bana karşı bir terbiyesizliği olmadı gerçekten. Biz kulüp dönemimizde bu gayrimeşru kovalayan insanlarla çok muhatap olduk, olmak zorunda kaldık ya da diyeyim ya, anladın mı? Bir de şöyle bir şey var, onlar da bizi gayrimeşru görürler. Hani koli hayatımız var ya bizim. O yüzden bize çok bulaşmazlar bu tip insanlar. Bizim gibi insanlara çok bulaşmazlar. Bu da bir gerçektir yani, söyleyeyim size. Yani bize bulaşmazlar. O yüzden bence siz de travesti olun. Size bulaşmasınlar. Ay daha neler. Su alayım biraz canları. Altıma sıçtım korkuna. Yok be, korkmadım ayol. Aa, ne korkacağım. Ay oradan bir ses geldi. Ay şeymiş. Askıdan kırmızı geceliğim düşmüş. Ah derlik may derlik. Bir de ben böyle bir süslenmedim etmedim. Ay ne kadar güzelsin diyor bana bir de. Hem salak hırsız hem zevksiz. Yok daha neler. Niye zevksiz olsun canım? Güzelim. Neyse canlarım. Eşomancılı çobari adını seni unutuyorum. Zaten adını da söylemesini istemiyorum galiba. Benim şimdi bir sonraki durak bana bu tarz şeyler, bu marka gönderiyor genelde. O da bana bu markadan göndermeye başladı. Bu Nikuji Ray Kiki Kuji. Bakalım bu neymiş? Kazak mı kız? Evet diyeceğim canlarım. Ay inşallah batmıyordur. Bunlar çok batar, bu tarz simli şeyler. Simli kazak. Düğüne giderken giyerim kız. Al. Ay çok dar bu. Çok dar bu kar. Yok dar değil. Ah iyi. İyi gözüküyor. Ay bak. Güzel değil mi tunik? Tuniği bir deneyeyim hemen. Dur deneyeyim hemen. Bir saniye canları. Ama elime bile batıyor. Neyse okşan. Sus kapa çeneni. O batıyor. O şey oluyor. Ne oluyor? Sonra kimse sana bir bok göndermiyor. Bok. Bok ibni. O zaman göndermiyoruz diyorlar. Nankör diyorlar. Haklılar. Ay. Ah canlarım, darniklerim. Geğindim. Ay. Ay iyi, alt taraf görünmüyor. Şöyle havalandırayım. Oo nasıl batıyor, ben dedim size. Bunlar çok batar, bu simli şeyler. İçten içten nasıl batıyor, omzuda dar geldi. Maalesef omzu dar geldi. Oo burası da çok sıktı. Ben dedim ona, ben boğazlı şeyler sevmiyorum. Bu düğmesi varmış, dur açılıyor herhalde. Ah, ah tamam. Ay etiketi var, dur. Ay bakayım ne beldi. Ay artık hiç göremiyorum ya, dur bakayım. Görmem lazım, bakacağım. Bu gözlükler de çok büyük geliyor ya. Geçen sizin yorumlarınızı gözlükle okuyayım dedim. Ay sonra bir çıkardım, beynim döndü. Hah. Ah pardon derlik. 3 X'ler. X'lerçmiş. X'lerçim bile. Ama şeyini yırtmışlar. Para şeyini. Para şeyi yok. Allah Allah. İnternetten alıyor. Niye yok? Fiyat. Fiyat bilgisi yok. Bol kalıp 3 X'ler. Yok fiyatı yazmıyor canlarım. Şöyle göstereyim size bir de. Ayakta görürüm. Ay. Ay bak şöyle. Tövbe yarabbim. Ah bu Alexander'dan çektiğimiz şeyler. Ne olacak? Şöyle göstereyim canlarım da. Şöyle böyle bir kazak. Şey, tunik. Güzel değil mi? Evet güzel. Kolu da çok az, kısa kaldı kolu biraz. Ben de anam hayvan gibiyim. Millet ne yapsın? Ah ah milletin suçu ne? Canım benim, ah ah kaç parayı aldı acaba? O parayı bana göndersin. Elması yok canım. Ay göründü mü bilmiyorum, göründü. Şimdi bir de hadi bakalım bundan. Çok umutluyum. Dur bakalım. Yaprağıma gül balladım. Göğsümdeki gonca gülüm. Uuu leopar. Aa. Alt tarafsa şimdi nasıl giyeceğim ben? Alt mı bu? Aa.
Ah canım ya. Şey bunlar ev kadını şeyleri, böyle düğüne giden kadınların şeyleri bunlar. Ay. Fiyatları hep yırtılmış. İnşallah çok para vermemiştir. Yavrum. Boğazı lastik gibi. Ay bir tuhaf kokusu böyle öksürttü beni. Acı acı bir koku geldi. Bu yeni şeyler böyle kokusu şey yapıyor. Kunikoji yapıyor. Ay siyanür var mı ya? Ne var şey? Ay. Canların ötekini çıkarıyorum. Ay. Darlıklarım. Ya ben alanlara suç bulmuyorum. Ama perom çıktı ya. Ay. Perom çıktı bununla beraber. Ay. Vallahi. Ne takacağım şimdi ben? Oraya da geçemiyorum. Kamera açık. Allah'ım kaldım burada. Ay. Bu nasıl acaba? Bir de şey kumaşı böyle şey kumaşı gibi. Tok bir kumaş. Bakın nasıl bir şeymiş. Ya hayatım ne yapsınlar bunlar? Diyorum kaç kere koca adama kadın elbisesi alırsanız bulacağı bu. Tayton üstüne evet tayton üstüne olur. Doğru. Heh. Ay maydanozum yok canlarım. Dur şuradan hemen şöyle alayım. Ay be gel buraya canım benim. Ay. Maydanozsuz çıkmamsın karşınıza biliyorsunuz. Saygıdan ötürük. Saygıdan ve sevgiden ötürük canlarım. Ay. Ay. Bakın canlarım nasıl. Ha? Güzel mi? Bu güzel evet. Tam şey tight üstüne tunik. Evet güzel bu. Bunu beğendim bak. Öteki batıyor biraz. Ay dur şöyle. Şöyle göstereyim size. Ay. Altına bunu tam tight tunik işte. Ha. Tightlık bakın canlarım. Değil mi? Şu an tight yok. Bacağım açık. Ha. Tünik güzel değil mi? Bu çok güzel evet. Arkamdan bakacak mısın o? Ay. Ay. Ha. Ay. Orada Alexander'ı açlattım mutfakta. Ha. Arkayı şey yapınca o tarafa arkadan çekince öne açlatıyorum. Önden çekince arkaya açlatıyorum Alexander'ı. Evet. Aa. Yok bunu beğendim. Şey gibi değil mi? Sanki burada etek var. Üstü de bluz gibi değil mi? Öyle o şekil bir görüntü vermişler. Aa sağ ol bebeğim benim. Leçevari. Ah Okşan ne anlar? Okşan zevksiz. Ne anlar Okşan? Değil mi? Ama bunu beğendim bak. Yalan değil. Bunu da giyerim. Bir ara giyerim seni yavrum. Heh, tamam giyeceğim seni. Tabii canım. Elime bile batıyor biraz. Bu tarz şeyleri bilirsiniz böyle hani bunların altına atlet giymek gerekiyor galiba. Benim de atlet giyme huyum yoktur canlarım. Atlet giyme huyum yok. Bunların altına atlet giymek lazım batmaması için. Canım leçovari, eşofmancı leçovari. Teşekkür ediyorum bebeğim. Kesene bereket olsun. Sağ ol, var ol. Evet bu çok hoş. Bu tarz kıyafetim yoktu bak mesela. İyi oldu. Ah günaydın. Sağ ol. Thank you canlarım. Nasılsınız? Yeni kalktım canlarım. Saçlarım dağıldı biraz. Vallahi kendi maydanozlarım da böyleydi benim eskiden. Kelav dönemlerimde canlarım. Kendi saçlarım da aynı bunun kadar da gürdü. Yalan değil. Şimdi canlarım bir tane leçovari. Leçovari lalı. Ona bir tane kedisi varmış onun. Kedisi ölmüş. O yüzden ona kedi bakmaya gideceğiz orada burada. Kedili parka gideceğiz. Orada kedileri vermiyorlarmış diye biliyorum da. Orada zaptayıp kurumuş kediler var. Ne var yani böyle hayvan sahibi olmak isteyenlere verseler. Orada delikacılar var o parkta. Ortalığı ayağa kaldırıyorlarmış kedileri alıp götürmek isteyenlere. Tabii herkese verilmez ama yani hayvan severler de bir de kedi beslemek isteyenler de alsın götürsün. Beslesin ne olacak? Ne olacak yani bebeğim? Bana bir
hediye geldi. Kim gönderdi bunu bilmiyorum. İki tane akıllı iki kişi var. Ben biri. Evet, bana mektup yazmış. Ay, çok da güzel. Ah, gözüm görmediği için okuyamadım, sağ ol canım. Yok bir mektup değil şey. O şeyin bilgisi, bunların bilgisi. Kadın elbisesi göndermiş bana. Kimsin lan sen? Hadi. Yok. Vallahi hadi bakalım. Dedim ama güzel gibi. Lastiği biraz şey. Eşofmancı, öteki eşofmancıyla çavari bu. Şey değil. Öteki değil, öteki bu. Ötekiler ötekileştirilmiş laçavariler. Markası Sugar canlarım. K ile başlıyor, N ile bitiyor. İşte omuzdan askılı olması daha iyi olurdu. Neyse şeyi. Dur bakalım. Bir deneyeyim bunu ben canlarım. Dur bir deneyeyim. Siz şöyle şey yapın, bekleyin orada. Beni bekleyin anacığım. Bekleyin beni kelamlar. Ay şu kalın çorabı çıkarsam mı acaba ya? Şey mi olur? Bunun altına yakışmaz mı? Ay kilodum da hoy. Alexander sallanıyor. Alexander gel sallandır gel putkamı ballandır. Ay delikten baktım da sanki birisi var gibi dışarıda. Rengi çok güzel. Sudyen de takmadım. Bu tarz ay omzu çok dar ya. Canlarım şöyle göstereyim artık. O kadar da olur. Ya bir şey olmaz. Şöyle rengi güzel ama değil mi? Ne renk bu? Lacivert değil mi? Evet. Lacivert severim canlarım. Bu renk çok güzel. Şöyle. Belki şeylerini kullanmam. Bu tarz elbiseler göbeği kapatıyor. Kumaş da çok güzel vallahi. Alexander'ın aşlatmaya bile gerek yok. Bak altında şey hoy. Ay içi görünmesin kız. Rezil. Şurası çok dar. Çok aşırı dar. Ama şeyi var. Genişletme şeyi var. İpi var burada. Ama ne kadar genişliyor? En fazla bu kadar genişliyor. Dur bakayım. Ay. Omuzdan sevmiyorum. Direkt boyundan askı severim de. Bu zaten şey değil. Ne onun adı? Sıçırık. Kuji. Sıçırık. Konni. Gel. Kızıyorum gel. Bak sıçırık. Bana elbise göndermişler. Hem de lacivert. Ay şöyle göstereyim. Evet. Ay güzel güzel. Bu lacivertin altına ne gider canlarım? Ne renk gider? Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda derere. Yıllar ikimizden de çok şeyler götürdü. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutmadım seni, unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Yıllar ikimizden de. Güzel değil mi? Çok güzel. Vallahi beğendim. Yani kulübe falan da gidilir. Düğün, kına gecesi. Yok canım. Nerede düğüne gideyim? Kim beni düğüne çağırıyor? Bir yere çağırdıkları da yok benim. Benim gibi. Benden sana hediye, senin gibi hediye. Düşün böyle makyajlı falan düşünün. Bu altında bu şey, madi çorabın olduğunu düşünmeyin. Değil mi? Hoş durdu, güzel durdu. Nasıl? Yakıştı mı bana? Okşanınıza yakıştı değil mi? La çuvarlar beni böyle gacı elbisesi gönderip kendi ruhlarını tatmin ediyor. Canım benim çok teşekkür ederim. Bayıldım. Çok güzel. Şahane yani. Bakar mısınız? Vallahi çok güzel. Böyle elbiseleri seviyorum. Buradan hani göğüs altından aşağı bulanan elbiseler hem göbeği çıkartmıyor. Benim zaten yanlarda simidim yoktur. Bakın şöyle. Bak. Benim simidim yoktur. Şu yanlarımda kilo yoktur. Benim ne varsa burada var işte yavrum. Teşekkür ediyorum. La çabari canım benim. Merhaba canlarım, nasılsınız? Ah çok sıcak. Ay. Eteği, uzun eteği böyle burama kadar çektim canlarım. Derliklerim. Strap tez yaptım. Strapless. Boğaz böyle var ya Lubunya hani. Onlar bana bu saçı verdiler. Bu maydanozu. Kısa yazın iyi olur dedim de.
tepesi çok sivri duruyor yani. Niye öyle? Şuraya bak. Şöyle buradan peruk olduğu belli oluyor işte bak. Bu peruklarda böyle burası nalet böyle sivri yapıyorlar ya, sinir oluyorum. Ne diyor öyle yaparlar bilmem. Şeyi çok güzel ama saçı böyle. Bir de bu arada ben bunu siyaha boyadım. Bu arada bana boyayı getiren arkadaşım, canım, Haskacı. Sağ ol. Peruğumu da boyadım onunla. Birkaç da bayağı boya getirmiş bana sağ olsun. Bir şeyler. Bebeğim benim. İşte kahkül kısmı çok şey ya. Çok bu kadar da ipek gibi olunca saç kahkül güzel durmuyor bu sefer. Benim canlarım. Fön makinem bozuldu. Bu arada hepinize iyi bayramlar. Ha, iyi bayramlar dediğime, yokuşan iyi bayramlar dediğine göre yeni video bu. Aa, yazamayacaksınız. Orada birkaç kişi var ya. Ay eski video bizi dolandırıyorsun akşam. Aa sanki. Ne yap? Ay dolandırıcı diyorlar resmen ya. Dolandırıcılık mı bu? Sen dolandırıcılık görmemişsin yavrum. Vallahi benim katıl butonuma üye olan birkaç arkadaş katıl bölüm var ya. Orada da herhalde 50-60 tane videom vardır. Müstehcen videolarımı oraya koyuyorum ve YouTube'un yasakladığı reklama kapattığı yasakladığı videoları da oraya taşıyorum mecburen. Orada onlar da izliyorlar onları. Onlardan hiç görmedim Okşar eski video kakalamışım demiyorlar yani katına katılan belde veren canım sağ olsunlar. Veremeyenler de sağ olsun tabii ki gerçek anlamda cep delik cepken delik olanlar Okşar'ın katıl butonuna katılamayanlar da ama isteyip de katılamayanlar. Küründen katılamadım deyip bir sigara parası ayılar ne var yani? Bir sigara parası gir bir ay takıl yani. Neyse ne diyecektim. Kurban Bayramı. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Şimdi şey diyorlar. Kurban Bayramı hani mesela bir sürü şeyi savunan insanlar var. Biz çocuktan alışmışız öyle. Bizi çocuktan alıştırmışlar bu bayram olayını. Hani kurban kesilir, kavurma yapılır, et yenir, ailecek toplanılır. Alırsın koçu, zayıf alırsın, bir ay beslersin. Aa, o koçları ben ne? Bizim orada yaymak denir. Yayılmaya götürmüştüm onları. Hani yayılmak denir, otlama diyorsunuz ya. Hani hayvan otlanır ya. Bizim orada da yayıldı derler, yayılmak. Yayılmanın başka anlamları da vardır Türkçemizi tabii ki. Hayvanı alırdı ay rahmetli babam. Koçu alırdı. Ama zayıf koç alırdı ucuz diye herhalde. Ay bir ay içinde onu ben otlata böyle bağ bahçe gezdirirdim onları o koçu. Zayıf garibim koçu davul gibi şişirirdim. Ama işte gel gelelim. Aramızda da bir bağ oluyordu. Seviyordum yani hani hayvan sever bir insanım. Maalesef babam onu daha önce anlatmıştım herhalde. Babam onu kesiyordu. Kurban bayramı. Evet, korkunç bir şey aslında. Hani bir bakıldığı zaman hani beslediğim bir hayvana kesip yemek güzel olmuyor. Tövbe yarabbim. Şey de diyenler var mesela. Aslında o kadar farklı şeyler var ki böyle ben mesela şeye gittim. Hayvan hakları mitingine gitmiştim. Hani bu ne çelişki diyorlar mesela. Et yiyorsun, gidip hayvanları koruma şeyine katılıyorsun diyenler var. Bu konuda mesela hayvanseverler yazabilir mi lütfen? Hem yorum olsun kanala, şugarlık olsun. Hem gerçek düşüncelerinizi yazın ama. Ona bakarsam ben diyeyim, şöyle diyeyim mesela şuradan mutfağa gitsem bile görünmeyen bir sürü canlı var biliyorsunuz. Halının üstünde bile şey varmış. Bir tane görünmeyen canlı var ya ismini unuttum halının içinde yaşıyormuş biz göremiyormuşuz onu çıplak. Üstlerine basıyoruz gebertiyoruz önleri vıncıkları çıkıyor. Yani böyle düşünürsek yandık yani. Ben şöyle düşünüyorum acaba mesela hani yediğimiz hayvanların insanlara karşı duyguları, mesela köpeğin insana karşı olan aşırı sevgi duygusu var. Kedinin de keza öyle.
Ama tavuğun horozu. Bu işin içinden zor çıkacağım gibi geliyor. Boku yedim, dur bakalım. Tavuğun, horozun, kazın, ördeğin. Bunların koçun, ineğin, dananın, her neyse, kuzunun, ah kuzum ya, kuzu da güzel olur. Onların insana karşı, hani biraz aptal demek istemiyorum hayvanlara, yazık şimdi hani, gerizekalı yok. Yani hani insana sevgi besleyen hayvanları nasıl öldürürsün anlamında olabilir mi? Hani bu kadar hayvan sevgimiz. Hani kedi köpek sevgimiz çok fazla, çok fazla insan var. Kedi köpeğe aşık insanlar var yani. Ben bir kere şey demiştim, bu duygu da biraz abartı belki de. Ben mesela ana haberlerde, yani Allah korusun, bir otobüs devriliyor, hepsi öldü diyor, bilmem ne diyor mesela. Böyle izliyorum normal, hani standart izler gibi şöyle bakıyorum. Sonra bir bakıyorum, kediye eziyet ederek şöyle öldürdüler, köpek şöyle öldü. Hayır bilmem, hemen kanalı değiştiriyorum. Düşün, o otobüs şarampole yuvarlanmış, karşı onda şey olmuyor, etkilenmiyorum. Bu da hoş bir şey değil belki de, hani artık psikolojimiz ne hale mi gelmiş? Hani insanlığımızı mı unutmuşuz bilmiyorum ya. Ya da insanlardan o kadar nefret mi etmişiz? Olabilir. Kargo açacağım da iki çene yapayım dedim. Bayramla alakalı da canlarım. Evet, o koçu beslemiştim, büyütmüştüm. Büyüttüm, besledim. Kavurmalık ete çevirdim yavrum. Sanki saç şöyle hafif şöyle yan, iyi mi durdu kızlar? Haydi bak. Sanki böyle biraz iyi durdu. Kahkilden kurtulur muyum? Şu kırışıklarımı sevmiyorum ya, şunları. Çok sinirli gösteriyor beni. Neyse, Kurban Bayramı geldi çattı. Rahmetli babam, rahmetli babam. Allah rahmet eylesin. Fısı gıcı 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 çiğnesi gıcı. Ha, neyse. Ah ah ah, bıçakları nasıl yeğlerdi şöyle. İki bıçağı alırdı. Yeğlemek derler bizim orada ona da. Türkçe biliyorsunuz, yere göre değişik şeyler oluyor. Şöyle yapardı. Bir de yazık koçun yanında. Ondan sonra şeyleri, sacları falan hazırlarlardı. Daha koç kesilmemiş. Canlı canlı orada duruyor. Koç bakıyor. Aa, bu kazanları niye koydular acaba? Bu sacı niye koydular? Ha, koç zannediyor ki, ha bu sacın üstünde herhalde bana ot habbe verecekler. Koç habbe alıkacağını zannediyor. Ah canım benim yavrum. Nereden bilsin onu, içinde kavurma yapacaklar yavrum. Yiyorduk. Ay ay, aklıma geldikçe. Ailecek birimiz bacağından, birimiz kolundan, birimiz, ben şöyle tutuyordum, zorla tutuyorlardı bana kaçmasın diye. Tutuyorduk böyle hayvana. Ah, keserken. Ay. Bir gün de tavuğu kesmişti. Tavuk kafası yarım kesildi. Ay elimizden kaçtı. Kafası. Ay ay, anlat adamım. Ay. Tabi caniyiz. Doğruya doğru yapacak bir şey yok yani. Neyse, onu kesiyorduk, ediyorduk. Derisini yüzüyorduk. Ondan sonra bir tane yüksek yere asıyorduk. Kanları aksın diye herhalde. Aman, hayvan her yerini, yemediğimiz yeri kalmıyordu. Putkası varsa onu kesip naşlatıyorlardı. Çonçonları. Kız bir şey diyeyim mi? Vallahi gözlerini, kulaklarını, her yerini yiyorduk. Tövbe ya. Şimdi şöyle bir şey, insanda mesela bizim dişlerimiz, hani ana dişimiz düşünün, et çiğneme dişi var mı yok mu insanda ya? Et çiğneme dişi var mıydı? Hani Allah bizi otçul mu yaratmış insanı, hem etçil hem otçul mu yaratılmış? Dur bakayım şuradan bakayım kızlar. 1, 2, 3, 4. Bakın, etçil miyiz, otçul muyuz? Ona göre Kurban Bayramı'nda et yeriz. Nerede yok? Bize kimse getirdi yok yavrum. İbne bunlar. Bunlar da belde vardır diyorlar. Dur bakayım. Ay. Şuradan bir araştıralım. Etçil mi? Ben biliyordum aslında, unuttum ya. Ha, emin olmadan bir şey söylemek istemiyorum. İnsan etçil mi, otçul mu diye. Bakalım. Etçil miymişiz, otçul muymuşuz?
İnsan etçil midir, otçul mudur? Wikipedia kaynağına göre hepçil, hepobur ya da omnivor, hem et hem de otla beslenen canlılar, insan, karga, domuz, ayı, maymun, fare hepçil canlılara örnektir. Biz şeymişiz yani, hepçilmişiz, hep obur ya da omnivor deniyormuş bize. Yani et, ot her şeyi yemek için yaratılmış bizim dişlerimiz, midemiz bu. Hem et hem de otla beslenen canlılarmışız. Bunlardan örnek verecek olursak insan başta, karga, domuz, ayı, maymun, fare bunlar bize örnek olarak yani bizim gibilermiş. Hem et hem ot her boku yiyorlarmış yani bunlar. Ah nahanet gelesi. Ay dur şeye bakacağım. O yazdığı şeyleri biz yiyor muyuz? İnsanlar yiyor mu şunları? Dur bakacağım. Kargayı yemiyoruz. Karga demişti. Ama şimdi gitmiş orası. Karga diyor. Kargayı yemiyoruz. Maymunu yiyorlar galiba. Kargayı da yerler. Ne dedi başka? Domuz ya domuzu yiyorlar. Ha doğru. Domuz gibisin. Her şeyi yiyorsun derler ya. Ay. Değil mi? Otçul olsak hem daha şey. Midemiz daha rahat eder. Hep ot yesek değil mi? Doğru. Şimdi bana soracak olursanız ben et biliyorsunuz zaten beni sürekli izleyenler bilir seviyorum. Çocuktan alışmışız. Yedirmişler bize. Bana deseler ki şimdi okşan mesela zürafa eti yiyorlar galiba. Yemem. Yemem yani. Mümkün değil. Bilmediğim bir şeyi yemem. Çocukluktan ne alışmışsam et olarak onu yerim. Dana, kuzu, koyun, inek yani bizim buraların Türkiye'nin hayvanlarını yerim yani. Şeye bile bu angut mudur nedir geldi ya yurt dışından bir ara. Haberleri çıktı bilmem ne. Ben onların etini bile istemiyordum yani. O hani inekle eşdeğer gibi bir şeymiş galiba ama istemiyordum yani. Hani ben bildiğim hayvanları çocukluktan alıştırılmış olan bedenime yediğim hayvanları yiyorum. Yemiyor değilim. Bu arada çocukluktan dedim ya mesela bu sipsi sigara. Sipsi de ailede içiliyordu hayatım. My father, fosur fosur, soba bacası gibi. Biz Beşik'teyiz, Kundak'ta, yanımızda fosur fosur sipsiler içiliyor. O sipsiler de böyle sipsi değil. Bir nefes alamazsın ondan. Orijinal tütün onlar. Bizim orada güneşte filan kuruturlar onları, balemozlar. Kilo kilo alırlar, böyle çuvalla alırlar valla. O damda filan kuruturlar. Ondan bir nefes bile alamazsın yani. Orijinal tütün oluyor tabii ki. O bunlar içinden belki bu daha zararlıdır Allah bilir bilemiyorum. Neyse öyle canlarım işte hani bayram kutlayanların bayramı kutlu olsun. Bu cinayetin bu cinayete nasıl ortak olup da bayramı kutlarsın diyenlere de düşüncelerine saygı duymaktan başka hiçbir şey diyemeyiz yani. Hani bazen ben de o tarafta olabiliyorum yani belli olmuyor ama bu böyle var olmuş. Yapacak bir şey yok yani. Hani hayvanlar da et yiyor, birbirlerini yiyor, bilmem ne yapıyor. İnsanlar da yiyor. İnsanlar da birbirini yiyor falan filan. Fişmekam. Neyse. Kargomuzu açalım canları. Ah, İsviçre bıçağını bir şey yapacak halim. Çok mutsuzum, çok moralim bozuk. Uykudan kalktım. Sinirli kalktım. Çok aşırı sinirli kalktım. Hani Düşünüyorum hiçbir şey yok. Şeyi düşündüm hani acaba bayram böyle bayramlar bizde şeydir ya. Hani hüzündür yalnızlar için bayramlar. Acaba onlar mı diye kendi kendime de düşündüm. Benim fölüm yandı canlarım. Sağ olsun Bilgen'cim. Eh leblebi Bilgen canım leblebi bacım dedim. Vallahi göndermiş. Güzel de püfene benziyor. Ay bu lafım geldi. Dur. Ay iki kafalı hem de dur bakayım. Bu böyle, bu böyle. İki tane, ya ikisi de aynı. Ha biri küçük, biri büyük. Başka ne var? Başka bir şey yok. İyi bir füfe benziyor vallahi. Kuaför füfe gibi. Ha iyi. Ben bu peruklarım çünkü çok fön ihtiyacı oluyor. Sağ olsun. Gazı bana göndermiş. Bilgen'cim canım benim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Çok tatlıdır Bilgen. Bilgen'i hatırlamayanlar için bir gün Şeker'le beraber arabasıyla beni diş çektirmeye götürmüştü. Onunla bir videom var. Videom şöyleydi. Vurmayın kadınım ben.
Onu trafikte bir dövmüşler bir gün. Trafikte erkek gibi kavga etmiş tabii, o da leblebi gacı olduğu için o da kendini laço zannediyor ya. Ben nasıl kendimi gacı sanıyorum, o da kendini laço sanıyor. Adama kafa tutmuş, adam da bunu güzel bir dövmüş. Bu da dayağı yiyince vurmayın ben kadınım kadınım diye bas bas bağırmış. Ya öyle hatırlatırlar adama kadın olduğunu. Beni de dövseler acaba ben der miyim? Vurmayın ben erkeğim. Tövbe yarabbim. Çalıştıralım. Ay bir çalıştırayım da bari beraber. Ben korkarım şimdi tek başıma çalıştırmayı. Siz de beraber yapayım. Bekleyin anacığım, geliyorum. Ay. Anam. Anam bacım kardeşim. Eşim dostum yandaşım. Bugün bayram. Erken kalkın enikler. Bismillah. Ay. Ha. Bu tarafa tutuyorum ki patlarsa oraya patlasın. Bakın sıcaklığı iyi mi? Ha, en sıcağı aldım. Oo, süper. Güzel, sıcağı çok iyi hayatım. Sağ ol. Ha, biraz bakın serin yapıyor mu? Soğuk, soğuk. Ah, soğuk. Oh. Ay. Yani o şampuan reklamlarında bacıların saçları uçuyor ya böyle seksi seksi. Dur böyle yapayım. Mantar gibi uçuyor benimki. Neyse. Bilgencim sağ ol, var ol. Bilgoji. Neyse canlarım işte böyle. Ay mahvettim sizi. Kısa saç daha rahat ya. Aman baksanıza. Vallahi sanki daha mı rahat böyle. Şöyle yapsam da çok çirkin olurum ya. İlla önümde kahkül istiyorum. Şu alnım şöyle olsa bak. Şöyle. Şöyle. Şuradan şöyle. Buradan da böyle olsa. Aslında olur. Botoksla açılmıyor demişti ya şey. İf. İf. Ay. Very hot. Very hot. Very hot muydu? Hot muydu? Ha, bu arada canlarım şimdi mesela kurban falan kesiyor insanlar. Daha önce söylemiştim ama yine söyleyeyim. Dağıtın. Buzluğa tıkmayın. Madem yapıyorsunuz bunu, bari dağıtın, öyle ihtiyacı olanlara dağıtın. İhtiyacı olanları mesela mahallede birisinin adı çıkmıştır fakir diye, onlara hiç vermeyin. Onlar adı çıkmış ya. Çünkü herkes sorarlar kim burada fakir, ha bunu buna ver. Asıl araştırın. Gerçekten hani sırf et değil yani, maddi olarak da şey olarak da gerçek ihtiyaç sahiplerine vermeyi de unutmayın. O da kim? Ben. Külü de yok tabii ki de, estağfurullah efendim. Çevrenizdeki hani adı çıkmış bu fakir diye adı çıkmış insanlara sakın vermeyin. Bak benden size bitiyor. Bu iyi bitiyordur, anladınız mı? Çünkü herkes onlara yağdırıyordur zaten. Asıl siz kendiniz bulun. Bir şekilde kendiniz bulunuru emin ol, kendi bulduğunuz daha şey olur. Daha makbule geçer canım benim. Boğaz zobu Emma ve yanındaki Sabri. Emma bana bunu verdi biliyorsunuz. Kendi kullandığı perukmuş herhalde. Şimdi kullanmıyor. Kendi saçı var işte bilmem ne. Zaten kendi saçın varmış. Niye peruk kullanıyordun anlamadım. Bu arada bu Emma önceden laçosu varmış. Bu saç uzunmuş. Uzunmuş bayağı, kalçasına kadarmış. Laçosu da bunu ezikleye ezikleye saçlarını hep makasla kesip kesip zorla terapiliyormuş onu. En sonunda bana getirdi verdi. Ama dokunca böyle ipek gibi ya. Böyle şey gibi, hani bebek saçı derler ya, onun gibi. Vallahi doğal duruyor ama, değil mi? Baksanıza ne kadar doğal duruyor. Al bak, evet ama alnım da ütülü olsa, düz olsa güzel olur. Bir tane benim gaca arkadaşım şey dedi. Alnına şöyle yapa 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 kendi alnımdaki o çizgileri yok ettim dedi. Şöyle ütüleme gibi bir şey varmış. YouTube'da varmış onun videoları. Şöyle ütülüyormuşsun böyle böyle. Düz bir şeyle şöyle yapıyormuşsun bak. Düz bir şey mesela, düz ne bu, telefon değil mi? Şöyle. Şöyle düşün. Şöyle yapıyorsun bak. Şöyle bak. Alnını hani ütülüyorsun gibi düşün bak. Şöyle böyle. Şöyle bir şeyle ya, buna benzer bir şeyle şöyle. İleri geri, sonra yukarıda aşağı. Bak böyle.
Böyle. Sonra aynı telefon bir yere arıyor ya. Alnımla bastım ya. Nereye yaramış? Aynı bileyim. Böyle. Böyle düzeliyormuş. Ama Gacı bana bir şey söyledi. Çok mantıklı geldi. Ne dedi biliyor musun? Hani dedi insanlar dedi spor yapıyorlar. Erkekler kas yapıyorlar. Kadınlar işte bellerini inceltiyorlar spor yaparak dedi ya hani aslında vücutta bir yer burası da sonuçta diyor. Oraya da egzersiz yaptırıyorsun ve düzeliyor diyor yani. Hani vücudunda nasıl bir yerler düzeltiyorsun egzersiz yaparak. Hakikaten de bana da ama çok mantıklı bir şey söyledi. Çok mantıklı geldi bana. Neyse canlarım öpüyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar diliyorum. Yorum ve beğeni yaparsanız ne ala. Yapmazsanız muhalla. Hadi görüşmek üzere. Ah canlarım. Bir sonraki gün merhabalar, selamlar. Bir şey söyleyeceğim. Maalesef yakın bir zamanda benim videolarımda da gördüğünüz birisi vefat etti. Birkaç kere videolarımda görmüşsünüzdür onu. Cansel'in üst komşusu Derya Hanım. Kısa beyaz saçlı. Belki bu videoda yan tarafı fotoğrafını belki koyarım. Ya da bir şeyini koyabilirim. Birkaç videomda yer almış. Hatta oğullarıyla beraber şeye gitmiştik. Bizi yemeğe götürmüşler sağ olsun. Oğulları gelini falan Beşiktaş'ta bir mekana gitmiştik. Geçmiş bir videomda. Çok güzel eğlenmiştik. Bayağı da sevmiştiniz o videoyu. Onunla video çekleyenler söylemem gerekiyor yani hani videolarıma çıkanlar insanlar başına bir iş Allah korusun tabii ki de geldikçe ben de buradan açıklamasını yapmak zorundayım. Zorunda hissediyorum yani hani çünkü yorumlarda görüyorum Okşan Derya ile niye video çekmiyorsun diyor. Şimdi Derya kadın ölmüş Allah rahmet eylesin Derya'cığıma iyi kadındı. İki tane de oğlu vardı. Oğulları da çok iyiler. Çok düzgün insanlar. Biri yurt dışında yaşıyor, biri Türkiye'de yaşıyor. Zaten evli barklı insanlar. Ay Allah'ım, vallahi insan inanamıyor böyle ya. Şimdi bayram gününde size böyle bir haber veriyorum. Yani kısa bir zaman önce vefat etti aslında. Ben size şimdi söylüyorum. Bir ay falan olmuştur herhalde. Bir ay falan al 40'a çıkmış mıdır bilmiyorum. Şeyine göndermişler. Memleketine cenazesini göndermişler. Biraz şeydi kafasına falan takardı ederdi öyle birisiydi. Çok kültürlü bir insandı, kaliteli bir insandı, ileri görüşlü bir insandı Derya. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun yavrum benim. Ne diyelim? Ailesine sabırlar diliyorum. Evet, videolarıma çıkanlardan ölenler oluyor. Yani hayatın tabii ki de doğanın kanunu diyeceğiz. Şey gibi böyle hani bak görüyor musunuz? Ya bana diyorsunuz ezan okunuyor akşam videolarında şey diyorsun bak şey tam da şeyinde okundu zamanında okundu vallahi. Bu da ruhuna gitsin der yani. Ay. Öyle işte yavrularım ne diyeyim? Biriciktir o kara çocuk o videoma çıkan insanlar bilmem ne. Öyle ölenler oluyor. Tekrardan iyi bayramlar dileyim artık ne diyeyim. Neyse canlarım öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum.